Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi'nde yeni bir kargo açımına, Instagram ayakkabısı kargo açımına daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda bir Instagram'dan ayakkabı alıp sizlere açmaya ve göstermeye çalışıyorum. Sizler de tercih edeceğiniz zaman nedir ne değildir görün bakın. Hani ona göre karar verin istiyorum. Bu ayakkabıyı bana gönderen adres de Sportik.tc adresi. Açıklama kısmına da bırakıyorum. Direkt tıklayıp o siteye geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu hediyesi için de. Tabii ki mevcut zamanda artık gidip orijinal almak falan mümkün değil. Hele bilmiyorum Nike.com'a falan girdiniz mi arkadaşlar? Mağazalarda tabii ki o şekilde. 1900 olan 2900 olmuş. 1200 olan 2200 olmuş. Artık neredeyse ayakkabı almak imkansız hale geldi. 2000-2500 liraya çıktı. Ortalama bir ayakkabı fiyatı seviyesi. Dolayısıyla farklı adreslere, farklı tercihlere bakılması gayet doğal diyorum. Bakmak isteyen arkadaşlarım için de dediğim gibi bu kutu açımları, kargo açımları nedir ne değildir hani biraz olsun fikir verecektir diye düşünüyorum. Ve hadi bakalım şimdi kargomuzu açalım. Bunun için bir makas getirmiştim. Şöyle köşeden gireceğim. Sizler de arkadaşlar almak isterseniz siteye lütfen hani iade koşullarını veya diğer aklınıza takılan merak ettiğiniz şeyleri konuşun. Benim açtığım ayakkabılar dışında ayakkabıları ben incelemediğim için yani onları bilemiyorum. Ama geri doğru bakarak birçok videoyu izleyebilirsiniz. Birçok ayakkabı, farklı ayakkabılar açmaya çalıştım. Bugün de şu anda kış ayı için uygun bir ayakkabı çıkacak. Güzel bir ayakkabı olacağını düşünüyorum. En azından resimlerde görselleri güzeldi. Şöyle çıkartayım. Şimdi şöyle çıkartalım. Evet, kutumuz bu şekilde. Zaten büyük ayakkabıları genelde bu şekilde kutularla gönderiyorlar. Ben de böyle gönderilmesi taraftarıyım çünkü diğer türlü daha küçük kutulara konduğu zaman işte üstünde mesela Jordan logosu var ama küçük bir kutu senin ayakkabını çok sıkıştırıyor. Ben bunu istemiyorum. Böyle daha büyük olması ayakkabıyı rahat ettiriyor. Evet hadi şöyle yavaştan şöyle açalım. Arkadaşlar Air Force'un, Nike Air Force'un bot versiyonu şu sıralarda mağazalarda da görüyorsunuzdur. Zamanında ben de almayı bayağı düşünmüştüm. Oldukça da beğenmiştim. Görüyorsunuz Gore-Tex üstlü. Bayağı ağırmış yalnız. Dev gibi. Tam kış için değil mi? Evet. Dev gibi bir ayakkabıymış gerçekten arkadaşlar. Şöyle önüme alayım ve hafiften incelememize başlayalım. Evet ilk bakışta ayakkabı oldukça büyük, dev. Değil mi? Bayağı büyük geldi gözüme. Bayağı evet. 35 numara mı? Ay şey 45. Numara her zamanki gibi. Arkadaşlar görüntü olarak benim ilk hesapta çok hoşuma gitti. Üst kısmı biraz daha dikkatli bakınca işte birkaç yerden böyle hafif yamulmuş gibi. O da içinde durmasınlar ama ayağınızı buraya koyduğunuz zaman bence açılacaktır. Yani şu ana kadar Instagram'dan aldığım ve en uzun süre dayanabilecek ayakkabı gibi geldi gözüme. Diğerleri daha hani hızlı eskir gibi geliyor ama sanki arkadaşlar bu ayakkabı sizleri uzun uzun yıllar götürebilir diye düşünüyorum. Şöyle sen de yaklaş. İstiyorsan alt kısmından başlayalım. Zaten bütün ağırlığı veren ayakkabıya bu taban kısımları çok sert, çok büyük ve çok okkalı. Tam bir bot işte yani yapısı olarak. Özellikle de Air Force tipini seviyorsanız bu alt tabanıyla bayağı keyif alabilirsiniz. Biraz cat modellere de benziyor. Evet evet veya işte Timberland hani rengini andırıyor. Air Force'un yapmış olduğu şöyle şu taraftan göstereyim. Arkada Air yazısını görüyoruz bir çizgiyle her zaman alıştığımız görüntü dikişle bütün ayakkabının çevresine dikiyorlar bu alt tabanı. Tabii ki birçok yapıştırıcı şu bu da var muhtemelen. Hemen üstte şurada Gore-Tex'i görüyorsunuz. Gore-Tex markası Adidas'ta veya farklı işte North Face'te de falan da var. Hani daha çok dışarıda rahat bir şekilde yürüyüp sporunuzu yapmanız için kullanılan bir teknoloji. Yani bir kumaş teknolojisi. Hani yağmur geçirmiyor, çamur geçirmiyor. Daha çok hani yağmuru ve şeyi kaydıran bir teknoloji vardı. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi diye hatırlıyorum. Genelde zaten outdoor ürünlerinde Gore-Tex çok kullanılır. Yani buradaki gerçek Gore-Tex midir değil midir artık orasını bilemeyeceğim arkadaşlar ama. Artık bir yağmurda karda bir giyersin. Olabilir. Sizler de giyebilirsiniz. Hani bir test edebilirsiniz. Onun dışında şu üst kısımları çok kaliteli geldi bana. Hani normalde pek buna alışık değilim açıkçası. Bayağı kuvvetli, bayağı formu, yapısı. Farklı bir kumaş kullanılmış. Buradaki delikler de kapalı. Hani kış olduğu için, bot olduğu için. Tabii ki yine yağmurda, çamurda şuralardan ıslanması mümkün olacaktır. Çok fazla bu da o iyi karda şurada burada giyeyim gibi düşünmemek lazım. Normal gündelik hayatımıza önemli giyiyorsunuz. Önemli olan alttan zaten geçirmek. Ya evet yani şurası şöyle bir korur ama hani şu kaç santim yapar? 6-7 santim neredeyse. Bayağı topuklu ama evet. İyi yani. Evet topuklu olarak da bakan arkadaşlarım için de yine güzel olacaktır. Arkaya doğru geliyorum.
Nike logosu buraya çok büyük bir şekilde dikişle tutturmuş. Bir tane de içte var sanki. İki tane iç içe Nike logosu varmış gibi. Hemen şöyle arkasını gösteriyorum. Arkasında değişik bir cırt cırt var. Bunu nasıl yapmak lazım bilemiyorum. Belki bileğine şuradan. Bence. Evet. Bilek için tekrar buradan şey yapılabilir. Ama böyle arkadan da kullanılabilir bence. Mesela önden kullandığın zaman bu şekilde. Zaten bağcıklarını sıkıyorsun. Veya şu olabilir belki. Hani bağcıkları üst taraftan bağlamayıp aynı bu şekilde belki üstüne şöyle hani hızlı bir şekilde takmak için kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet, üstündeki cırt cırt da kalite olarak yine gayet keyifli, güzel duruyor. Bakarsan burada da Air Force One logosunu, yazısını görebilirsin. Arkada onun dışında herhalde farklı bir şey yok. Şurada sadece Nike logosu varmış. İç tarafa doğru bakıyorum. Şuradaki pedlendirmeler fena değil, hoş, tatlı sayılabilecek pedlendirmeler. Dil yapısı da oldukça büyük. Dilin üstünde bir Nike logosu var. Burası falan hoşmuş. Baksana. Çok petli petli. Evet, evet, yani gerçekten beğendim. Keyifli, kalite olarak da iyi duruyor. Özellikle ben şuraları merak ediyordum. Dilin bu kısmı da oldukça pedli gibi duruyor. Bayağı rahat bir yapı var. Fena değil, ciddi söylüyorum. Güzelmiş. İçerisine bakalım. Bakın Gore-Tex yazıyor. Tabanlıkları bile genelde bu kalitede olmaz. Yani bu cidden alınabilecek güzel bir ayakkabı gibi duruyor. Şuradaki baksana, ayak arkında tabanlığı kaldırmışlar. Görüyorsun değil mi? Tabii ki bir de ayakta deneyeceğiz. Ayakta nasıl olacak? Ya ben normalde bunu mağazada denemiştim. Hatırlıyor musun? Bir kez denemiştim bir şeydeydi. Yolculukta. Highway'de denemiştim. Evet. Hiç beğenmemiştim arkadaşlar. Hani bana göre bir ayakkabı değil. Çok sert, çok büyük. Ben zaten bot giymem. Adidas'ın all terrain'lerini falan giyiyorum biliyorsun. Veya işte bazı yağmur geçirmez ayakkabılar giyiyorum. Böyle bot bana göre değil. Üniversiteden beri giymiyorum, öyle söyleyeyim. Ama buna bir bakalım nasılmış. Çünkü birçoğunuz bu tarz ayakkabıları seviyor, almak istiyor. Daha uygun tercihler, farklı yerler bakıyor. Hani bu adrese bakabilir. Yani sipariş verebilirsiniz sonuçta. Bu gördüğünüz ayakkabı aynı şekilde sizlere de gelecek. Bu kaliteyle, bu sağlamlık ve düzgünlükle. Herhangi bir dikiş veya kesim hatası çok gözüme çarpmadı. Yani aslında normal bot almaktansa böyle bir şey almak Nike'ın falan kesinlikle daha tatlı. Denenebilir. Hadi o zaman şimdi ayağımıza gelin bakalım rahatlığı nasılmış. Daha kalın, keşke çoraplar giyseymişim dedim, biliyor musun? Evet. Biraz çorabım ince. Bot giyince daha kalın bir çorap belki gerekiyor. Belki içi dardı diyeceğim ama yok. İçi de kalın. Arkadaşlar ben bir kalın çorap giyeyim çünkü o zaman daha rahat anlayacağım. Ama ilk etapta çok rahat ve güzel girdi ayağım. Cuk diye oturdu. Çorabımızı, kalın çorabımızı giydik geldik. Bakalım şimdi hissimiz farklı olacak mı, iyi olacak mı? Bağcıkları da uzun ha. Mecbur yukarısından bağlamamız lazım ki bu kadar uzun bağcıkları yoksa ne yapacağız değil mi? Üstten girelim, alttan çıkalım, aynen. Her şey de güzel olmuş. Bağcık deliklerinizin şuraları plastik olması rahat bir şekilde buradan sokmanıza yardımcı oluyor. Hoşuma gitti. Normalde mesela iç tarafları gibi olsa zor sokarsın. Evet. Bu önemli bir şey, biliyor musun? Kesinlikle. Bağlarken bir anda dikkatimi çekti. Çat diye girdi içine. Güzelmiş. Evet, bir tane daha bağlarsam da çok kısa olacak. Değil mi? Bir tane bence daha geçersem bağlayamayacağım bile. O yüzden arkadaşlar bence şu üst kısmını bağlamayın. Nike logonuzda gözükmüş olsun. Şöyle. Şunu bağlayalım mı? Ne diyorsun? Gidelim bakalım. Çıkıyor herhalde o. Çıkıyor. Tabii. Ha, evet, çıkartabilirsiniz isterseniz. Ama biz çıkartmayalım şimdi. Şöyle. Dıştan mı bağlıyorsun? Bence bağcığı kapatıyorsun. Ne veya şöyle. Bağcığı kapatıyorsun, öyle mi? Oo, evet. Çok sağlam oldu bir anda, bileğimden kilitledi. Hoşuma gitti. Şunu da hemen giyelim. Bununla hiç uğraşmayalım bence. Değil mi? Ya uğraşalım hadi. Ya uğraşma. Uğraşma, direkt askıyı kapat bence. Öyle yapayım bence de. Kararsız kaldım bir anda, ne yapsak ne etsek. Askı olayı güzelmiş. Ya aslında şöyle, ben bu tarz şeyleri sürekli bağlamayı hiç sevmem, biliyor musun? Yani bir defa bağlayıp geçme. Giyip çıkar. Evet. Kafasını. Ne yapacaksınız? Biraz belki bol bağlayacaksınız bağcıkları. Sadece şu cırt cırtla şey yapacaksınız çocuk gibi. Bir dakika, ama sıkıştırma yerini nereden yapmak lazım? Şöyle yapmak lazım değil mi? Hı hı. Heh, aynen. Evet. Bence de şekil oldu çünkü bir an hoşuma gitmedi tipi. Şunu da şöyle. Aynen. Şu bağcık bağlamayınca da bir değişik oluyor. Evet, yamuk oldu. Yamukluğunun da bir dakika sebebi şu askı, şurayı çok fazla ön çevirdik. Dili de yamuk şu an. Evet, daha sağlam durmuyor. Bağlamayacağız dedik ama bağlasak daha hızlı olacaktı. Evet, çok uğraştım. Evet. Şu şekilde. Bakalım.
Ayakta arkadaşlar hiç ağır değilmiş. Ayakta hiç ağır hissettirmedi. Görüntü nasıl? Çok hoş. Cidden benim ben de hoşuma gitti, biliyor musun? Cidden benim de hoşuma gitti. Vay, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Niye biz bunu beğenmemiştik ya Highway'de? O çok fazla kırılıyordu arkadaşlar. Yani adım attığım zaman hatırlıyorsun. O daha farklı bence. O daha mı farklıydı? O daha farklı. Olabilir. O daha şeydi, ince uzun bir şeydi. Bu evet, daha evet, böyle doğru. Kaba ama güzel duruyor. Yani bot bot duruyor. Gore-Tex versiyonu muhtemelen Gore-Tex versiyonu doğru farklıdır. Doğru. Böyle High Air Force One'lar var ya arkadaşlar. Evet, muhtemelen ondan onlar denemiştik. Gibi olmuştu. Güzel olmamıştı. Hiç beğenmemiştim. Ama şu an için rahatlığı, hafifliği güzelmiş. Bilmiyorum, bayağı keyifli geldi. Ayağım tabii biraz içeride çok rahat. Özellikle şu an şunu bağlamadığım bak, için bağlamayınca yukarı çıktı hemen. Hemen çıktı. Tabii canım, bağlamanız şart ya. Şöyle. Ama bunun rahatlığı bayağı bayağı hoşuma gitti. Görüntü olarak ne diyorsun? Ben çok beğendim. Bu rengi zaten çok severim. Evet, benim de hoşuma gitti. Keyifli kesinlikle arkadaşlar. Bu şekilde bot arayan arkadaşlarım için güzel bir tercih olabilir. Fiyatını, indirimleri ve diğer tüm merak ettiğiniz şeyleri sormak için dediğim gibi sitenin sportiktc'nin Instagram adresini aşağıya bırakıyorum. Shopee adresi var. Gidip oradan da sipariş verebilirsiniz. Değişim iade koşulları hepsi orada yazıyor. Bakabilirsiniz. Zaman zaman kampanyalar falan da oluyor. Instagram'dan bakın, konuşun. İstiyorsanız sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi sizlere de bu şekilde gönderim yapılacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel Instagram açımlarında ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük